Yeniden doğdum. Bir çocuğu emzirmenin ve sevmenin ne tatlı olduğunu bilerek doğdum. Bence budur ya. Ya, vallahi süper oldu. Madame Ange, her işi son dakikaya bırakır. Neyse, yetiştirdi ya. Sahiden çarşafa mı gireceğim? Umacı gibi. Afife, 12 yaşını bitirdin. Artık başı açık sokağa çıkamazsın. Ben de sokağa çıkmam. Sofra başında herkes seni bekliyor. Ne? Yok bir şey. Büyük baba, biz geldik. Sizin kalfa ne dedi biliyor musunuz? Başın açık, Ziya Bey'in yanına çıkamazsın. Artık çarşafa girdin dedi. Sevzeklik. Siz birlikte büyüdünüz. Baba, biz geldik. Şok, şok, şok. Olay, olay, olay. Kim bu ünlü? İnanılmaz ya. Şöyle alalım. Acele etmeyin. Çık lanetli leke. Çık diyorum. Hala kan kokuyor burası. Yüce Efendimiz. Cehennemin kar... Ya içimden gelmiyor. Bir daha ben acım. Bir daha. Olmuyor, olmuyor. Koşup ayaklarına kapanacaksın. Tamam mı? Tamam. Acele etme, sakin ol. Tamam. Sadece Yüce Efendimiz kısmı mı yoksa... Peki, sonra alalım. Tamam. Yüce Efendimiz, cehennemin karanlıklarında bırakıp gitme beni. Ya hiç ama içimden gelmiyor. Ama diz çök dedim. Nasıl buldunuz çalışmayı hanım? Güzel. Kızınız çok istekli. Berna, gelir misin? Seni eski oyuncularımızdan Ayla Hanım'la tanıştırayım. Hoş geldin. Nova'yı izledi. Nasıl buldunuz? Afife Jale'yi hatırlattı bana. Afife Jale mi? Evet. Teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi günler. Bu Afife Jale'yi tanıyor belli. Bazısı tanımıyor. Muhsin Ertuğrul diyorsun, kafe mi o diyor. Doğru. Hocam nasıl buldunuz? Hepinizi azat ediyorum yavrularım. Son perdeyi bir kere daha geçseydik. Beyhude yorulmayın yavrum, beyhude yorulmayın. Çocukluğumda bir atamiyem vardı. Büyük aktör, dram sanatkarı. Oynamaz yaşardı. Otello mu olacak? Atamiyem kalkmış Kıbrıs'a gitmiş. Havayı teneffüs ediyor. Romeo mu? Seninkisi ta Verona'da. O devir sanki o vakaların içinde yaşar, hayatını rolüne feda ederdi. Sahnede vefat etti. Onun gibisin. Kendini unutuveriyorsun. Bizim nacizane odalıkta bile.
Neden burada kalamıyoruz? Benim için çok iyi bir fırsat. Parası çok iyi. Hala onu görüyorum. Bence senin biraz dinlenmeye ihtiyacın var. Bilmediğim bir kadına dair bir hayat görüyorum. Saçmalıyorsun. O öldürüldü. Ama öldüreni göremiyorum. Beni de götür lütfen. Koşup ayaklarıma kapanacaksın. İçimden bir türlü gelmiyor. Sophie'nin teyzesininmiş. Çok yakıştı sana. Bakalım beyler de beğenecek mi? O da bir oyuncu. Affejale'yi hatırlattın bana. Yoksa... Orta halli bir ailenin kızı olarak 1902'de İstanbul'un Kadıköy semtinde dünyaya geldi. 10 Kasım 1918 günü Darülbedaiye talebe olarak kabul edilen ilk Müslüman Türk kızlarındandır. Böylelikle Afife, 22 Nisan gecesi Kadıköy'deki Apollon sinemasında Emel rolünü oynayarak sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını oldu. Eliza Hanım. Evet yavrum. Hayranlarınızdanım. Hiçbir temsilinizi kaçırmadım ve sizin yolunuzda gitmek istiyorum. Sen Müslüman değilsin. Artık Türk kızları da sahneye çıkabilecek. 5 kıza bu imkanı tanıdılar. Az evvel açıklandı. Sen de onlardan mısın? Hayır madam. Madam değil. Eliza Hanım. Tebrikler küçük kız. Bize yardım edecek misiniz? Sahneyi kolay zannetme. Neler hissettiğini hatırlıyorum. Ama... kişiler ve detaylar eksik. Modelimiz ne? Bir kucak kır çiçeği. Siz kurdelalar, danterler içinde bir buket yapmışsınız. Muhteşem ateş gülleri. Eliza Bibeciğim bu gülleri göğsüne bastırıyordu. Tiyatroda. Beni korkutuyorsunuz. Tiyatrocu olsam, sahneye çıksam, Kınar gibi, Ela gibi. Parça parça. Ne yani şimdi biz tekrar mı doyuyoruz? Allah Allah. Çok saçma abicim bunlar ya, ben inanmıyorum. Yani amacı ne bütün bunların? Öğrenmek. Her şey bir yerde kilitlenmiş gibi. Tekrar oluyor. Şekil değiştirse de aslında hep aynı şey oluyor. Zamanlar üst üste denir mi? Bunda beni çağırıyorlar. Tiyatroya çağırıyorlar. Düşünebiliyor musun anne? Oynatacaklarmış beni. Madame Binemeciyan rolü bırakmış Paris'e gidiyormuş. Afife'nin başına bir şey gelmeyeceğinden. Eminsiniz değil mi beyefendi? Hüseyin Suat'ın Yamalar piyesinde Emel rolüne çıkacak. İdare heyetimiz yine de her ihtimali göz önüne alarak Marika adıyla sahneye çıkmanızı uygun gördü. Hayır katiyen. Güzel bir şey yapıyorum. Türk kızı olarak sahneye çıkmak isterim. Thank you.
Doktor Sait Paşa'nın torunu. Dahil Bedai'den atılmış. E biliyorsun o zamanlar Müslüman kadınların sahneye çıkması yasak. E zaten çıktıklarında da hemen polis basarmış. Yalnız Afife. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Baş açık sahnelere çıkıp icra-i lübiyat edemeyeceğini bilmiyor musun? Bir sürü kefere dururken sana mı kaldı şerefini, haysiyetini ayaklar altına almak? Ben sanatımı icra ettim. Müdür bey, küçük hanımı biz davet ettik. İzahat buyurmuştum. Adab-ı İslamiye'ye mugayir hareket cürümdür. Buna tevessül eden bir kadınsa iki kere cürümdür. Basmayın çiçeklere. Büyük aktris, sanatkar Jale hanımefendiyle mi müşerref oluyorum? Cümle ayıplarından öte, bir de devlet kuvvetlerini iki gündür fuzulen meşgul ediyorsun, kaltak! Sizi polis müdürüne şikayet edeceğim. Tahsin Bey size müsaadeyi bildiren bir mektup göndermişti, yoksa almadınız mı Sabri Bey onu? Aldım! Dinini, milliyetini, namusunu inkar ederekten sahnelere çıkacaksın, ben hususi bir mektuba eyvallah diyeceğim. Bu hanımın hiçbir suçu yok. Ulan siz orada karı oynatırken, ben namı avradımı şanoda görür gibi oluyorum, hayasız pervasız herifler! Bizimle böyle konuşamazsın! Senin gibileri yaşatmayacağız bu memlekette. Götürün bu karıyı müdüriyete. Boyunun ölçüsünü alsın. Beni bir dinleyen çıkacak. Şikayet edeceğim. Başka bir şey öğrenebildin mi? Öğrendim tabii güzelim. Bir de yaşayan biri var o ailede. Yaşayan mı? Evet. Adı İsmail. Ressam. Uzun süre İsviçre'de yaşamış. Peki şimdi nerede? Burada. İstanbul'da. Teyzem, Afife. Hala resim yapıyor musunuz? Çok sık değil. Size nasıl yardım edebilirim? Ben